hayrat bo'lganida de men hamma narsaga nafaqat bir narsa bilan umuman ko'chalarga chiqsam o'sha men tomosha qilgan yoshlik filmlarimdagi ob-havo xuddi hammasi aktyorlarga o'xshaydi. Kasbonatlik orzuyingiz ertaga amalga oshadi. Amalga oshadi. Mayli bir marta yordam bera olmayman. Shlemerni ko'rsam ertaga. Men o'yladim 3 yil vaqtim bor va bundan oldingi Covid'dan oldin bo'lgan davrlar hali beri kelmaydi. Nima bilan mashg'ullanaman? Axir bu umuman boshqa davrlar yaqinlashyapti. Shunda bir qarorga keldim. Kitap yazdım. Bu qanaqa bir shahar ki ertalab turib hali nonushta qilmay o'sha nonushta qilamiz deb borsak-ku kech tushib qolsa bu hali bir mahal hali ovqatlanmasdan turib deymiz-da. Qo'rqayotgan onamni qanday qarib qolganini sezmay qolgandi. Onamning yuziga tushgan ajinlarni qaysi payt tushib qolganini sezmay qolgandi. O'sha siz tasavvur qilgan o'sha Amerikada yurishlar, o'sha dam olishlar yoki xordir chiqarishlar, o'sha hamma-hammasi shu Floridada-da. Demak, Amerika bu sehrli diyor bo'lsa, O'zbekiston bu mehrli diyor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va Florida shtati Orlando shahriga xush kelibsizlar. Bundan 4 yil oldin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev AQShga o'z konsert dasturlari bilan kelganda rekord qo'ygandi, ya'ni 7 ta konsert 3 haftani ichida. Hozirda 4 yildan keyin pandemiyadan keyin bu son o'zgardimi yoki yo'qmi? Konsertlar kamroqmi yoki ko'proqmi? Qolaversa, muvaffaqiyat sir nimada va qanaqa ijodiy yangiliklar bor? Mana shularni hammasini Ulug'bekni o'zidan bilib olamiz. Ulug'bek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. AQShga xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Deyarli bir oydan beri shu yerdasiz. Nyu-Yorkdan boshladingiz va siz bilan birgalikda Ohio shtatiga bordik. Nyu-Yorkda o'zida, Pensilvaniyada mana eng oxirgi konsert kecha bo'lib o'tdi. Shu yerda Orlando shahrida. Adashmasam 4 yil oldin siz bilan ishlagan paytimizda 7 ta konsert bo'lgan va biz o'sha paytda rosa xursand bo'lgandik. Qanaqa zo'r rekord, chunki reja bo'yicha 3 ta konsert bo'lish kerak edi. Bu yili, demak, 7 ta emas, 2 barobar ko'proq bo'ldi konsert. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Nima deb o'ylaysiz? Buning sababi nimada? Pandemiya. Balkim muxlislar sog'ingani. Mana shu musofirchilikni his tuyg'usi boshqachami? Buni nima deb o'ylaysiz? Subyektiv fikringiz nimada? Endi sabablari ko'p deb o'ylayman, Otabek. Masalan, men har doim bir narsa aytamanki, bu nafaqat Amerika bilan, o'zimiz yurtimizda ham viloyatlardan biroq xizmatkanman. Misol uchun to'yga borsak, bir tadbirga qatnashsak, har doim aytamanki, maqsad shu tadbirga kirib ketish emas. Ya'ni shu tadbirga kelganingdan keyin u yerdagi muxlislarni ko'nglidan joy olib, ularni qalbiga kirib borish. Ya'ni o'sha yerda o'tirgan odam yana bir taklif qilaman yaxshi kuningga deyish, ya'ni bir so'z bilan aytganda ularni rozi qilib ketishga intilganman, har doim harakat qilganman. O'sha 4 yil oldin, birpas 4 yil bo'lib turgan darhaqiqat, xuddi tez o'tib ketganday vaqt, lekin o'sha paytda kelganimda ham shunchaki tez-tez konsert berib ketishmas, muxlislar bilan didor bo'lish, ularni talab istagiga qarab moslash, ya'ni ularni rozi qilish harakat qilib berilgan konsertlarimiz yana bir natijasini ko'rsatdi deb o'ylayman. Chunki tushgan muxlislar bilan suhbatlashdim. Va albatta pandemiya ham katta sabab bo'ldi, chunki pandemiyadan so'ng birinchi bo'lib biz kelibmiz va qolaversa yana bir narsadan xursand bo'ldim. Bu narsani aytib o'tishim kerak. O'zi odatda biror bir joyga boshqa davlatga konsert bilan borsak, ko'proq o'zimizning vatandoshlarimiz qo'llab-quvvatlashadi, kelishadi, lekin bu safar boshqa millatdagi muxlislarimiz ham ko'payganligi Turkiya, aynan turk millatiga Qirg'izistondan Azerbaycanlik muxlislarimiz borligi meni juda quvontirdi, men juda ham xursand bo'ldim. Qanaqadir o'sha 2 barobar konsertimiz soni, ya'ni 12 ta 13 taga yaqin bo'lgan konsertimiz ga sabablar ko'p deb o'ylayman va albatta birinchi o'rinda bu Allohning bergan fayz barakasi va sizning xatti-harakatingiz. Demak, pandemiyani aytib o'tdik, sabablardan biri. Bilasizmi, pandemiya endigina boshlangan paytda men shu narsani o'ylab qoldimki, tarix nuqtai nazaridan pandemiyalar 16 asrdan boshlab har 100 yilda bo'ladi. Oxirgisi 1918 yilda bo'lgan, bu ispan grippi. Va qarasam, tarixiy nuqtai nazaridan har safar pandemiyaga 3 yil vaqt ketar ekan. Demak, mening hisobimga ko'ra, xudo xolisa 2023 yil 1 yanvarda biz to'liq pandemiyadan qutulamiz va pandemiya endemiyaga aylanadi, ya'ni lokal kasalga.
Ben öyledim, 3 yıl vaktim var ve bundan aldığım gibi Covid'den aldım bugün davrular hali beri kemiydi. Ama bu da maşgulunum ama. Akhir bu umman başka davrular yakınlaşıyordu. Bir de bir karara geldim, kitap yazdım. Siz de, pandemiye baytıda. Ne bileyim şu olandınız? Doğrusunu etkende ki, Otabek, bilesin mi? Ben denersizde bir taraftan kursanam olamam, bir taraftan babır bu neşte insanlar yakın yok attı, neşte insanlar gitsin on geldi, uzunuz neşte şuna halatlarını kurduk. Kursan olamam degen tarafım, notor şu misiz etmektimen ki, oylam bilen toprağı bu genimde kursan oldum. Bana şu neresi ki kursan olalım. Ben şu iş, sevap dedikleri bunda alışmaz yani muhlisler not doğru şuşmasın. Oyla bile kim bulup bugün ekemiz. Maksat fakat bala çakanı, katta kılıç, onların bakışı, onların bir kokuşu namını gözü bir şey yemez ki. Bu bakı etken onamla kendi yıkar kol gendik, sezmeyi kol gendik. Onamın yüzüge düşken acillerini hasbaya düşüp kol gendik, sezmeyi kol gendik. Farzatların katta bulup kol etkenini, hatta bir skaçok dedik ki, bir sakrap sakrap ot kitat kendimce. Bana şu pandemi devrede kupra oylam bile buluş ki hareket. Kupra oylam ki vakti mazgat. Kupra uzun oyladım kupra. Fakat işmez hayat. Başka kanaka bir kımmet satı bağlı bulmayırken kadirli narsalar bağlı ki öyle. Bana şu narsaların kaç durmanı oldu az gene bulsa da bir kılal genimle kursanlandım ben. Demek ki ben. İlk eyle geçiyor. Oylamız sağ salamat. Kola verse, hayatımda bu sanattan taşkarı başka kılışım zarur bulgen, kerek bulgen, anca aldığımdan rejaya kırtık bulgen işlerimde birinci kademlerimi başladım. Mesela? Yani şu biznes bile bağlı uzun şahsım. Tadbirkarlık. Tadbirkarlık bile bağlı. Lekin onu ben hazırçalı açmayı duramam. Lekin... Firma sıra. Demek ki ben ki, her bir insan ne fakat menge, bana sizge kanaka tasar etken bu suçu kitapge, etibar, ben öyleyim ki, ne fakat ben de belki cüdyem kop insanlarda bu katta hayat bir dersi oldu öyleyim pandemi. Kurduk, bu dünya boylu hiç demeyi mesekelliğini. Bir degen, hemen arsan yok açı mümkün. Yakıllar kana kadirli ekelliğini. Ben bir narsan öyleyim ki, endi bundan bayağı ki pandemi geçip olgan hayatımız ve pandemiyeden keyingi hayatımızı gapiradigan bo'lamiz menimcha. Şimdi. Menimcha shunaqa bo'ldi. Demek ki pandemiyeden keyin bo'ladigan hayat bo'yicha savol bor sizga. Dünyada müzika nüfusu nazardan en muvaffakiyetli duyetler ruhatı var. Ve en muvaffakiyetlilerden biri bu Freddie Mercury hem de Montserrat Caballé'nin Barcelona koşu. Hem de Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald'ın The Lady is a Tramp diye koşu. Eğitim için. Siz orduyuz var mı? Burası Cihan sanatkarı bilen duyette koşu getiş ve burası biz ne Uzbekistan'dan sanatkarımdan duyet etmiş. Hop, eğer Uzbekistan'daki sanatkarımın misal aladıgın bulsak, Kudaa şükür, eğer bunu eğer arzu duyet edigın bulsak, elbette bunu arzu her geriştim. Yani demektim ben ki, ona kız kalmadı bence. Cihan mıkıyasıdır? Cihan mıkıyasıdır aladıgın bulsak, bileyim ben ne kadar yaşlıyımdan, bugün hem acayip oldu. Muhlislarimiz geçmiş bu boyga borgan kechki ovqatga mehmonga chaqirishganda ana shu yerda bir kasbdoshimizni o'sha san'atkorni gitarada qo'shiq aytayotganini guvoh bo'ldik-ku. Negadir shu insonni ko'rganimda Brian Adams ko'z oldimga keldi. Brian Adams ko'rinishi ham o'xshab ketardi. Ko'rinishi ham o'xshab ketar ekan hattoki. Brian Adams bilan biror bir qo'shiq kuylagan bo'lar. Negadir nimaga aytaymi bu insonni o'ziga, o'zini ijodiga, o'ziga xiyonat qilmagan ijodkor sifatida hurmat qilaman. Ya'ni voq mana shunaqa bo'ladi-yu, voqga qarab odam o'zgarib ketdi. Uchi o'ziga vafodorligini qoldirgan ijodkor deb o'ylayman, qanaqadir. Balki kimlargadir o'xshab bugungi kunda uning Instagramda palon millionta followeri yo'qdir. Misol uchun aytaman deyki. Lekin uni hech kimga arishmas muxlislari borligi mana uni shunaqa bir qadrlayman. Brian Adams bilan va yana yani kim bilan aytgan bo'lardi? Kelish Brian Adams bo'la qolsin. Ijodiy nuqtai nazardan shunaqa bir dinastiyalar bor. Ya'ni shunaqa oilaviy san'atkorlar, bu Stravinskiylar, Rostropovichlar, Chaplinlar, Coppolalar, O'zbekistonda bu Zokirovlar. Siz xohlarmidingiz? Mana shunday ijodiy dinastiya
aynen Rahmetullayevler ailesinde buluşuna. Yani siz farzandları ikniye var, açıya var, evrelerinizde aynen bana şu yönelişten, icat yönelişten ketip, keyinçeli bana şunu diye bir Zakirovlarga okşayan Uzbekistan kıyaslı misal de. Şuna kadar, şuna kadar demek, ailevi bir icatını yaratış. Hakla gel bakalım. Doğru sesem benim için yok. Ne ge? Bitti avlat ki bitti soha vakili yeterdi bu iman. İşte abi iman. Ne mege sebebi Otabek sanat sahası onsan sahamız. Köpçilik bunun çetten kariydi. Biz odat her dönem çıralı korunamız, çıralı narsal korusundamız, çıralı lekin orkazda turgan qiyinchiliklar endi to'g'ri hamma kasb o'zgarishi bor qiyinchilik lekin san'at sohasi birinchidan oiladan uzoq bo'lasan qandom yo'lda yurasan demoqchimanki shunaqa bir mas'uliyat e'tiborda bo'lasan kichkina xatoyini ham katta bo'lib ko'riladi buni mas'uliyat og'ir demoqchiman men bu mas'uliyat og'ir ko'rmagan bo'lardim va qolaversa bir narsani aytamanki farzandlarimdan da qiziq so'rayman men 3 ta farzandim bor katta bo'lganlarni kim bo'lasan desam birortasi san'at bilan bog'liq bo'lgan qiziqish etmaydi. Kichkina farzandim o'sha xalqimizni bugungi tinchligi bilan, mana shu farovonligi bilan shug'ullanadigan bir kasb egalarini aytadi-da, ham xalqimizga yordam beradigan bir. Katta farzandim esa arxitekturani juda qiziqadi. Ya'ni dizaynerlikni mana halatdan shunaqa narsalar uylar qurishlar yoki bir shunga o'xshagan bir qiyin-qiyin bir narsa. Men xursand bo'laman. O'zim ham yoshligimda to'g'risi aytganman, san'at sohasidan ketishim hayolim bunchalik bo'lmagan. Doktor yo kosmonavt bo'laman deganman-da Yaqubbek. Endi yo'l bunaqasiga borib ketdim. Endi eng kerakligi shu oilamiz bilan, shu vatanimizga, millatimizga, dinimizga yaxshilik ulashadigan inson bo'lib bizning oilamiz tanilishini xohlagan bo'lardim. Endi biz siz bilan Arlanda shahridamiz. Bu yerda bunchalik uzoq emas. NASA, ya'ni kosmosga aynan shu yerdan demek yuvarışadı raketlerini, şunun için hakiki kosmonavtlar bilen ve kosmodrom. Hakiki kosmodrom gibi sizi yırtıge obat görüşürüz mümkün. Şunun için kosmonavtlik arzuyuz yırtıge. Amal görüşürüz. Amal görüşürüz. Doktor gibi bir yerden beri alayım. Şlemini gibi korsam. Yırtıge. Valla, yes. Burası mı, bütün dünyada aynen kuşakçılık sanatı da barış sanatkarlarını, muvaffakiyetli sanatkarlarını üç grupta buluşadı. Birinchisi bu xuddi Frank Sinatraga o'xshagan, bizda mana Farruh Zokirovlarga o'xshagan, ular sahnaga shundoqqina chiqsa, ba'zida ashula etmasa ham, shundoqqina tursagina o'shani o'zi yetadi. Chunki ularni o'sha energetikasi, ular beradigan atmosferani qayta kuchli. Ikkinchisi bu eksklyuziv ovoz egalari. Bu ko'proq opera yo'nalishida, masalan, Monserrat Kabaliya. Yoki Plashida Domingo masalan uchun Robertino Loretti. A uchinchisi bu ma'noli qo'shiqlar. Ya'ni Bob Dylanga o'xshagan. Agar qo'shiqlarni eshitsiz, ichi to'la ichki falsafa, nihoyatda boy madaniyat. Bu narsani o'rganasiz. Siz o'zingiz qaysi toifaga qo'ygan bo'lardingiz? Endi to'g'risi aytganda bu 3 ta toifaga o'zimni qo'ya olmagan bo'lardim. Uchrashdan hech qaysi sizga? Yo'q, men aytmoqchimanki, katta mas'uliyatda bu sanab o'tgan 3 ta daraja ham bu katta narsa-da. Lekin niyat bordir. Lekin niyatim ko'proq ma'noli qo'shiqlarga yaqinroq tarafim. Endi agar qidirib ko'rsam shu o'tkisa, taraf bor chunki men bugungi kunda bitta narsadan xursandmanki, muxlislarim orasidan faqat yoshlar yoki o'rta yoshlilar, ya'ni yosh kattalar. Men mana shu Amerika bo'ylab bo'lgan konsert dasturida xursand bo'ldim. Yana bu meni bir quvontirdiki, muxlislarim orasida yosh katta ota-onalar bor edi, bujonlar bor edi. Birga ko'rdik shularni, guvoh bo'ldik. Demak, ularni oddiy qo'shiq bilan saviyasi past o'ldim kuydim bilan mashg'ul qilib ularni e'tiborini tortish qiyin. Hayotni ko'rgan insonning uchinchi narsa bilan e'tiborini tortish qiyin. Men o'ylaymanki, shu oxirgi shu 7-8 yil ichida ko'proq e'tiborimni qaratgan mazmunli, mohiyatli, voqeaviy bo'lgan qo'shiqlarimni bekorga qilmagan ekanman. Yaxshi ham qilgan ekanmanki, shu bejiz bo'lmabdi, shu e'tiborga tushibdiki, shu muxlislarim orasida yosh kattalar bor ekan shuning uchun. Agarda qaysi qo'sh imkoniyati bo'lsa, shunga yaqinroq bo'lsam kerak derdim, lekin bu ishga toifaga xato qilasiz. Yaxshi. 4 yil oldin kelgan paytingizda AQShga birinchi marotaba kelgandingiz va siz uchun bu qanaqa bir sensatsiya bo'lgan, chunki AQSh bu umuman yer sayyorasini boshqa materikda bir joylashgan joy. Oldinlari AQShga bording degan xuddi Marsga borgandek bo'ladi-da, ayniqsa sobiq Sovet ittifoqida davrida. Hozir mana xudoga shukr, sal bemalolroq bo'lib qoldi, sal. 4 yil bo'lmadi AQShda.
yine geldiniz. Buraya koprak şiddetsiz. Koprak şiddetle birgeler sizden bulduk. Şu New York'ta, Pennsylvania'da, Cincinnati'de, bana Florida'da, bundan aldım, Kaliforniya'da. Ne mi uzgardı Toril'de, Amerika'da? Ne mi de böyleyiz? Çünkü sizge bu nesana yetiştirel on sonra. Çünkü biz şu değişimiz, kop nesana bazı düşünselere itibar vermemiz de. Uzu... Hayratlanış uzu bir madde bulat çekiyor. Başı da. Ama korma gendersin, içip korma gendersin, yiyip korma gendersin, misal. Ama hadi bulma gendersen, bir madde kor gendersin, hayratlanış her daim başı çok oladı. Dark hakikat benim için hem de Amerikan bitti koruş arzusu var. Benim için sefer kılış niyeti buladı. Benim birinci gelgenimde kanadır şu ilk maratayı bulgenim için mi? Cüde bu kette hayrat bulgenim dedi. Ben hemen ersin. Ne fakat bir ersin bunu. Ama kuşlarına çıksam, şu benim tam aşağı kılgen yaşlıydı ki, filmlerimde ya bu hava. Kutu hemen aktörle bir şeydi ki bu mesela bir dokarlar yakırsam, atiyeliler diyor ki insanlarını korsam, ama hemen hemen siyim. İkinci sefer kegenimde şu ersin. Unçalı menge anaqa tuyulmadı hayratlanıyordu. Belki şu birinci sefer bugün ikinci sefer şu kurganım içindir bak. İnsan şuna kadar unutucu tez dedi ki yani tez bir narsa gerek unutucu. Lekin ben bir narsanı etemem ki azizler. Şu an erkek geledin adam eğer kesen iş bilen mi okuş bilen mi ben kaysa bir hoş bulan kesen ki sıkan keçiden alın albette Florida işte. Ne geyin Florida'ya? Kiriyle, çünkü birinciden eğer kışta kesiyle Florida her zaman yaz. Miami, bir o taraflar. Ve kola verirse, o şey siz tasavvur kıyan, o şey Amerika'da yürüyüşle, o şey dam alışla, ya ki hordur çıkarışla, o şey hemen hemen siz Florida'da değil. Eğer ben bunu... New York'taki bizim vatandaşlarımız hapı bu mintege o mintege. Yok, şimdi iş bu için, biznes bu için doğru. Lekin etmokçu mahalle... Lekin dam alışke şerim. Dam alışke, kelişke, bir yörge kemese, yaxshi taassurot ketmay qolish mumkin de. Shu ma'noda men juda xursandman. Yana shu yer kelgan holat. Mana shu otelda 4 yil oldin bo'lgan ekanmiz birga. Ha. Yana shu yerni ko'rganimdan, shu yerda yana bir intervyu berayotganimdan bu katta bo'ldi. Shuning uchun endi katta narsa o'zgargan qanaqa ma'noda o'sha tezlashish holatini ikkiga bo'ldi. New York ya'ni o'sha gavjun odamlar bor shaharda qandaydir hayot juda ham tez. Sen bo'lmasang boshqasi degan narsaga o'tib ketishgan. Lekin chetroqlarga, ya'ni qishloq taraflarga o'tsang deydi-ku, hayot sokinroq, kengroq, odamlar mehribonroq, boshqacharoq qanaqadir. Eng kerakligi Floridadagi narsalar, chunki mana konsertimizdan so'ng bugun ikkinchi kuni, xudo xolisi, qanaqadir dam olyapman. New York'taki tezlik hakkında yapabildiniz. 1937 yılda Ilf ve Petrov, Sovet Ufakı'nın en kod rekorundan jurnalistleri Amerika'ya giden ve kitap yazışken. Bir kavatlı Amerika. Ardintajlı Amerika. En birinci var olan okusayız, şunu da yazıyorum. Biz New York'a geldik. Biz öyle geldik ki New York bu kodda Paris ve London'a uçup sekin gene, asla gene ritim bölüdüken çay. Biz katlı kardeşken kendimiz. Bu yerda odamlar yurmas ekan, bu yerda odamlar yugurib yurar ekan. Va biz ham ularga qo'shilib yugurishni boshladik va haligacha o'zimizni to'xtatganimiz yo'q. Va bizning fikrimizcha hech qachon o'zimizni boshqa to'xtata olmaymiz. Mana shu temp, mana shu tezlik, mana shu atmosfera sizga ham ta'sir ko'rsatdimi? Albatta ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan kunni barakasi yo'q deb tuyuldi menga. Bu narsa odamga psixologiki ta'sir qiladi. Chunki Kuriz yarımı yolu kutbetkeni gel? Çünkü adli misal etmemiz, mesela şimdi bir nasıl getirmek, Allah da uzun minnettar için bilir ama kaysi şiddetke borsi Amerika'nın kaysi köşesi de yok ki bulayıp yürüsegen hem yerde vatandaşlarımız mehman gibi taklif kılış yaptı de imkan kadar onların hem rencidin kemiydi yakalarımız var. Şu bir caydan bir cayga borsi için yarım kutup yeter. Ahır. Maktı ki orta bu karaka bir şahar ki yırtılıp durup hala nonuş takım yok işte nonuş takılarımızdı. Borsa ki o keşke şubası bu hala bir bak hala avukatlanmasından durup deyimizdi. Demokçu moşu günlü faizi barakası yok diye tüyüldü. Kegen hem işte. Hem işte. Kanday durup kanaka durup şu. Odam odam gitti var benim hep kendim yok şu gitti. New York'ta aynısı şunlar sandım ben. Çok guvahı buldum mu adamlar ve belki de şunu getir New York'ta bütün dünyadan gelen insanlar köplü güçündür. New York bu bir kota kazandı. Hakikaten hali ki yuguruş var nasıl gördü. Çünkü ben tez tez muhlislerimiz Hasan Kılı konsertlerini bilirdik. Muhlislerimiz çünkü elimizde. Tez de
Amerika'nın kışlaları gibi yavallı. Hayır, şaka düşük mümkün müsün? Merhaba, şu şaka diyeyim ben. Bugünkü hızmat New York kışlağı problemi halası Bey Park Bey Hocalik Birleşmesi'nde böyle otmaktı. Lekin bir narsa hiç izinden çıkmaydı. New York'taki bölgen konsertlerimiz güde bir başkaça oldu. Çünkü... Şu saval vermek istedim sizge. Bana şunca ştatta, şunca şaharda konsert verdiniz. En istiqalarlıysa, hayısı bir oldu. Ben size konsertleri alıp vardım. Şahsen menge nime gelir bilmedim. En istiqalarlıysa, bu en ahirgesi. Şu yerde Orlando şahırda Florida'da bo'lib o'tgan oxirgisi bo'lganigami bilmadim nimaga, lekin bu mani shaxsiy fikrim. Sizning fikringiz qanday? Endi men uchun har bir shtatdagi konsert o'zgarishi mas'uliyat, o'zgarishi mehr, muxlislar bilan didor bo'ldi. Bu safar zo'r taraf shu bo'ldiki, undan oldin bormagan shtatlarimizda konsert berganimiz va borgan shtatlarimizda bir nechtadan konsert berganimiz. Afsuski, ba'zi bir shtatlarga borib konsert bera olmadik, bu yerda shu COVID pandemiya bilan bog'liq bo'lgan holat sabab bo'ldi. New York'ta bo'lgan konsertimiz 2018-yil juda meni hayratlantirgandi. O'sha master teatr zalida nechidir yil mobaynida hali konsert zali to'lmadi. 1.5 ming odam. 1.5 mingga yaqin odam kelganligi bu meni hayratlangandi. Bu safar endi qanaqa bo'lar ekan? Chunki konsert zallariga ruxsat yo'qligi uchun restoranlarda qilamiz. 700 ga yaqin odam New York'ta bitta seansi. Endi shunaqa ko'p odam kelganligida men bir shukr qildim. Demak, baribir New York bu eng esda qolar desiz. Eng esda qolar, ya'ni shu muxlislarni juda talabi ko'pligi, balkim shu New Yorkda o'zimiz vatandoshlar ko'pligi uchundir. Va aytganingizdek, Florida, Orlando'dagi konsertimiz qandaydir bir buyam boshqacha bo'ldi. Har bir shtatda o'ziga yarasha bo'ldi. Pennsylvaniyada, Florida, Philadelphia'da, Ohio, Cincinnati'da mana boshladik konsertlar. Hammasi o'zgarish zo'r bo'ldi. Chicago'da zo'r bo'ldi, lekin belki oxiridir shu haqiqatda Florida. Endi so'rasam Florida, Orlando'da oxirini eslasha olmas ekan konsert bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda. Men to'g'risi juda qo'rqqandim Otabek, chunki Florida'da konsert umuman bo'lmagan bo'lsa, men qanaqa berarkim? Chunki odatda bilasizki, mana 10 tasi yaxshi bo'lib, 11-si sal o'xshamay qolsa, shu bilan ko'pincha eslanadi-da. Albatta. Yo'q, lekin kechagi muxlislarimiz, mana shu Florida'dagi muxlislar, rahmat deyman, ayniqsa yosh katta onaxonlarimiz. Shunaqa zo'r konsert bo'ldi. Ishoninglar, kechagi quvvat bilan yuramiz. Va bugungi eng oxirgi savolim sizga. Bu savolni har bir mehmonimga beraman. Har bir intervyuning eng oxirida biz siz bilan aqishdamiz va aqishda hozirgi prezidenti Joe Biden 46-chi prezidenti. Lekin bundan oldin shunaqa bir 41-chi prezident bo'lgan George Bush otasi. Uni bir yaqin o'tib qoldilar, 94 yoshda. Uni shunaqa bir kundaliklarni o'qigan paytimda shunday bir fikrni o'qib qoldim. U shunday deb yozgan ekan. Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman, kelajak avlodlar mani 3 so'zlar bilan esda qolishlari. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman dedi. Ayting-chi, Ulug'bek, kelajak avlodlar sizni qaysi 3 so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Bu bir mas'uliyatli savol va qiyin savol. Endi buni bilish kerakda, Jorj Bush otasi necha yoshda yozgan ekan? 94-da. 94 yoshda yozgan ekan. Va har 5 yosh tug'ilgan kunida 5 yil orasida parashutdan sakrardi. Yo'q, men qo'rqaman parashutdan sakraganda. Birga sakrashimiz mumkin. Rahmat. Amerika parashutistlari assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Menga hatto taklif ham qilishdi, men yo'q dedim. Afsus. Endi Otabek, bu yil xudo xohlasa mana 40 yoshga kirdim. Xudoga shukr. O'zgarishi ko'p narsalarni ko'ryapman, bilyapman, lekin hali ham o'rganyapmiz. Bu savolga javob berish biroz qiyin-ku, lekin men har doim bir narsani xohlardimki, va'dasida turgan, og'ir kunda yaqinlarini tashlab qo'ymagan va yurti, oilasi, do'stlari, dini uchun qo'ldan kelganicha xizmatini ayamagan inson sifatida meni eslashlarini juda xohlagan bo'lardim. Vafodorlikni men har doim o'zimdan talab qilaman va boshqalardan ham shu narsani kutaman, chunki shu umid bilan inson yashaydi. Shunaqa xotiralarni eslasam. Rahmat sizga. Bilasizmi, bir yaxshi niyat degan narsa yurtimizda juda bir mashhur narsa va juda bir kerakli narsa. Biz o'tgan safar siz bilan mana shunday konsertlarni o'tkazgan paytimizda bir yaxshi niyat qilgandik, optimistik fikr qilgandik,
Xudo xolisa bu safar rekord bo'ldi, lekin keyingi safar undan-da katta rekord bo'ladi degan bir optimistik bir niyat qilgandik. Qolaversa, Buyuk Britaniyalik yozuvchi George Bernard Shaw o'z vaqtida shunday degandi. Optimistlar samolyotni ixtiro qilishgan, pessimistlar esa parashutni. Men sizga shunaqa bir niyat qilib qolaman, Xudo xolisa keyingi safar Amerikaga kelgan paytingizda bunaqa optimistik fikrlar bilan yana keling va bu safargi rekordni 2 barobar, 3 barobar undan da ko'proq bajaring. Rahmat katta. Rahmat katta. Albatta yaxshi niyat qilish kerak. Har bir narsa niyatga bog'liq, buni hayotimizda ko'rib kelyapmiz. Fursatdan foydalanib Otabek sizga ham kattakon rahmat deyman. Ijodiy guruhimga, barcha konsert organizatorlariga rahmat deyman. Va eng asosiysi, mana shu yerda bizni qo'llab-quvvatlayotgan vatandoshlarimiz, muxlislarimizga kattakon rahmat qilaman. Har bir shtatdagi konsertda bo'lgan mehr oqibat uchun, aka-ukalarimiz, do'stlarimiz uchun, mehmondorchiliklar uchun, sovg'alar uchun, eng kerakligi tabassum uchun sizlarga kattakon rahmat. Ularni hozir birma-bir sanasam kimdir qolib ketishi mumkin, shuning uchun unaqa risk qilmaymiz-da. Barcha shtatdagi bo'lib o'tgan konsertimizning muxlislarimiz, do'stlarimiz sizlarga kattakon rahmat. Alloh razı olsun. Har doim shunaqa samimiy bo'lib qolinglar. Bizning millat o'zi samimiy, O'zbekiston mehrli diyorni bekorga etmaydi. Sağ bo'linglar, Xudo xolasi, yana niyat qilamiz, keyingi safar o'zimizning rekordimizni yana urishga harakat qilamiz. Xudo xolasi, uning uchun sizlar bizni duo qilib turasiz. Hammaga kattakon rahmat. Demak, Amerika bu sehrli diyor bo'lsa, O'zbekiston bu mehrli diyor. Albatta. Juda ham yaxshi. Xudo xolasi, yana ko'rishamiz deb umidman. Ko'proq kelib turing AQShga. Biz sizlar bit bu yerda kutib olamiz. Qadrli do'stlar, agarda mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Interview, u yerda eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin, Senzurasiz va Mr. Otabek Times, ya'ni ijodimi ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Hamda bizni asosiy mana shu siz ko'rib turgan Mr. Otabek TV kanali. Unga obuna bo'lish hozircha bepul. Demak, videoning tagida qizil tugmacha bor obuna bo'lish uchun. O'zbek tilida yozilgan. Demak, obuna bo'lish rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'sha shundoqqina bosib qo'ysanglar, ovda qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dedim? Mr. Otabek TV kanalida va Amerika Qo'shma Shtatlarida Ulug'bek Rahmatullayevning konsertlarida ko'rishgandi. Ko'rishguncha izlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.